Projemizde potansiyometre kullanarak LED'in parlaklığını ayarlayacağız. Bunu aynı günlük hayatta ayarlanabilir ışıklar ya da LED'ler olarak düşünebiliriz. Bakın LED'i bağlıyoruz bu şekilde. Bizim zaten potansiyometremiz bağlıydı. Bunun üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadık. Buradan ben GND'yi aldım bakın. LED'in katotuna bağladım. Şuradan da pini alıyoruz ve şuradaki D0 pinine bağlıyoruz. Bunun da rengine yeşil yapalım. Potansiyometredeki bu ayarı değiştirdikçe LED'in parlaklığının artıp azalmasını sağlayacağız. Evet, devre bağlantımızı kuralım. Şimdi LED'i buradaki boş pinlerden birisine bağlıyorum. GND'sini de 220 ohmluk direnç yardımıyla doğrudan GND'ye vereceğim. Yani katot bacağını GND'ye vereceğim. Şu anotu D0 pinine bağlayacağım. Direncin olduğu bacağı da GND'ye bağlayacağız. Devre bağlantımız bu şekilde. Şöyle. Şimdi bu potansiyometreden okuduğumuz değere, yani pot değer isimli değişkendeki değere, biz buradaki D0 pinine bağlı olan PWM pinine vereceğiz. Burada zaten bloklarımızı oluşturmuştuk. Bunların üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Anlık olarak kontrol için buradaki seri port bağlantısı da dursun. Şimdi burada giriş çıkışa geldiğimiz zaman bakın şurada PWM pinimiz var. Buna pottaki değere atayacağız. Yalnız benim PWM pinim 0 ile 255 arasında değer alıyordu. Pot değeri de 0 ile 4095 arasında değer alıyor. Burada bir uyuşmazlık var. Neden? Potta ufak bir oynama yaptığım zaman LED parlak bir şekilde yanacak ama potun kalan kısmı boşa dönmüş olacak. Yani ben ne kadar arttırırsam arttırayım bu PWM zaten maksimum parlaklıkta yanacak. Dolayısıyla burada bir matematiksel işlem yapmamız lazım. Bakın burada indekste şeklinde bir fonksiyon var. Bakın bunu getirip doğrudan D0'a bağlayamıyorum. Peki nasıl yapacağız? Bir tane daha değişken oluşturabiliriz. Buna da PWM diyelim. Şimdi bu PWM'in değerini de şurada oluşturalım. Başlangıçta da 0 değeri verelim. Bu PWM'in değerini de şuradan alalım. Değişken. Potansiyometreden gelen değer, okunan değer bakın şurada. Toplam 5 tane parametre alıyormuş. Pot değeri alsın. Bunu indekslesin. Potansiyometrenin değeri kaç? 0 ile 4095. Bunu dönüştüreceği değer de 0 ile 255 arasında bir değer alacak. Bakın şunu da tabii pot değer olmayacak. Burası da pi, şurası pot değer olacak. Burası PWM olacak. Bunu da dönüştürdükten sonra artık şunu PWM'e dönüştürüp bu PWM pini kullan şeklinde buraya koyabiliriz. Şimdi buraya çok küçük de bir bekleme koyalım. Çünkü bazen takılabiliyor. 5 milisaniye hatta 10 milisaniye beklesin. Şunu da milisaniye çevirelim. Uygulamamızın kodları bu şekilde. Evet, şimdi kodları yükleyeceğiz. Ancak şurada ufak bir hatamız var. Bakın şu PWM olacak. Burası da tam sayı olacak. Burada bir değer atama işlemini hatalı yapmışız. Artık kodları yükleyebiliriz. Bakın COM6 portundan gördü. Evet, yükleme işlemi başladı. Şimdi kontrol ediyorum. Bakın potansiyometrenin değerini arttırıp azalttığım zaman LED'in parlaklığının da aynı şekilde değiştiğini görüyorum.